hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok güzel bir Arnavut böreği yapacağız. İçinde pırasası, kıyması olan bir börek. Bunun için önce unumuzu kabımıza koyup hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Biraz da tuz ilave ediyorum. Şöyle güzel, özlü bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Un, su, tuz. Başka bir şey girmiyor hamurumuza. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Dinlendirmeden mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bezeler yaptıktan sonra bir 10 dakika kadar o zaman dinlendireceğim. Bezelerimizi yapmaya devam ediyorum. Bezelerimi hazırladım. Tam 19 tane beze çıktı. Bunun 10 tanesini alta, 9 tanesini de üstte olmak şekilde ayarlayacağım. Şimdi bu hamurlarımı bir 10 dakika dinlendireceğim ama ben bu arada içimi hazırlayacağım. Arkadaşlar içimiz için gerekli olan malzeme şöyle 3, 6, 7 tane ince pırasamız var. 1 adet kuru soğanımız ve 1 adet de yeşil biberimiz var. Önce kuru soğanımızı yemeklik doğramayla başlıyorum. Yeşil biberimizi de doğruyoruz. Yemeklik doğruyoruz arkadaşlar. Çok küçük veya çok büyük olmasın. Pırasalarımızı da doğramaya başlıyoruz arkadaşlar. Benim pırasalarım zaten ince olduğu için sadece ikiye ayırıyorum. Ama sizin kalın olursa biraz daha küçültmeniz gerekebilir. Bunları da tıpkı soğan doğrar gibi doğruyoruz. Arkadaşlar şöyle 100-150 gram kadar kıymam vardı. Onu sıvı yağ ile birlikte kavurmaya başladım. Bu aşamada doğradığım soğanla yeşil biberlerimi de koyuyorum. Birlikte sotelemeye devam edeceğim. Evet. Arkadaşlar soğanımız ve biberimiz birazcık öldü. Şimdi doğradığım pırasaları ilave ediyorum. Bir süre bundan da kavurmaya devam edeceğim. Sonra da baharatlarını vereceğim. Güzel bir Arnavut böreği yapacağız. Arkadaşlar şöyle dolu dolu bir yaprak biberimi atıyorum. Şöyle 1,5 çay kaşığı tuzumu koydum. Karabiberimizi de koyduk. Baharatlarımızın da işi tamam. Şimdi karıştıralım bir güzel. Arkadaşlar baharatlarını attıktan sonra bir 5 dakika daha kavurdum. Şimdi altını kapatıyorum ve iyice soğumasını
En azından ılık olmasını bekleyeceğim. Çünkü sıcak sıcak kullanamayız. Bu şekilde dinlensin. Arkadaşlar bezelerimizi şöyle küçük bir çay tabağından biraz daha büyük bir şekilde açıyoruz. Şimdi 10 tanesini bu şekilde açacağım. Sonra aralarını yağlayıp üst üste koyacağım. Şimdi hamurlarımızı tek tek yağlayacağız. Şöyle bir margarin erittim. Bir de sıvı yağ koydum içerisine, çok az. Her ikisini şöyle yağlayacağım. Şöyle üst üste koyuyorum. Her tarafına yağın gelmesini sağlayın. Bu şekilde 10 tane açtığım hamurları yağlayacağım ve dinlenmeyi bırakacağım. Yağ iyice bünyesine çekecek, hamurlar yumuşayacak ve açılması kolay olacak. Evet arkadaşlar, 10 kat hamurumuzun aralarını yağlayarak üst üste koyduk ve dinlendirdik. Şimdi ben bunları şöyle alıyorum. Şu şekilde ellerimi kullanarak inceltiyorum. Tepsi büyüklüğüne getireceğim. Zaten kendiliğinden çok rahat bir şekilde açılıyor. Evet, tepsi büyüklüğünde açtım. Şöyle bir deneyelim. Evet, yeterli. Şimdi ben bu hamurumuzu tepsinin içerisine alacağım. Şöyle tekrar düzeltiyoruz. Evet, şimdi içini üzerine yerleştireceğim arkadaşlar. İçimizi hazırlamıştık. Epey bir soğudu. Şimdi bunun açtığımız hamurun üzerine döküyoruz. Güzelce yayıyoruz her tarafına eşit bir şekilde. Şöyle. Şimdi ikinci katın hamurunu açacağım ve üzerine yerleştireceğim. Evet, şimdi ikinci katın hamurunu açtım arkadaşlar. Çok rahat açılıyor. Ve ben şimdi bunu şu şekilde alıp tepsiye yerleştireceğim. Şu kenarlarını iyice birleştirmemiz gerekiyor. Çekiştirerek kapatalım. Şimdi bıçakla keseceğim ama tam derinlemesine kesmeyeceğim. İz bırakacağım. Ondan sonra da fırınlayacağız. Fırına süreceğiz. Bıçakla şekil veriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 190 dereceye ısıttığım fırınıma vereceğim. Arkadaşlar böreğimiz pişti, mis gibi kokuyor, çıtır çıtır oldu. Şöyle bir dilim keseceğim. Aslında çok zahmetli de bir börek değil.
Çok fazla oklavayla uğraşmıyoruz. Yağlı hamur olduğu için kendisi zaten açılıyor. Evet, bir dilim çıkardım. Şöyle iç katmanlarını görün diye arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Hem yumuşak hem çıtır ve çok lezzetli. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.